Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda birlikte ilk defa bir DC action figürü inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi DC Multiverse serisinden Batman The Dark Knight Returns'ün Armored Batman figürü. İyi seyirler diliyorum. Bu benim ilk Multiverse figürüm. Açıkçası kaliteleri pek iyi olmadığını düşündüğüm için almıyordum ama bu Batman bence Batman'lerin en iyi hallerinden biri. Zaten JBC'nin basmış olduğu Dark Knight çizgi romanından da bu kostümü okuduysanız tanıyorsunuzdur. Hemen ben dış kutu tasarımına geçmeden önce bir tane Legends kutusuyla karşılaştıralım diyorum. Legends'lerle boyu hemen hemen aynı kutunun, görüyorsunuz şöyle. Hani o yüzden çok bir şey diyecek yok. Bunun da incelemesi çok yakında geliyor diyeyim. Şunu da reklamını yapmış olalım. Geldik buna. Kutunun ön tarafında şöyle güzel çizgi romandan bir kare var. Bir kare olmasa da çizgi romandan bir şey var. Şurada neler diyor? İlginçtir, Türkçe var arkadaşlar. Bakın, yarış setlerini biriktir ve birbirini tamamla. Yarış seti mi? Hani birebir çevirmemişler ama olsun, en azından Türkçe görmek beni mutlu etti. Sol tarafında yine aynı resmin farklı bir açıdaki hali ve bakalım burada Türkçe var mı? Batman Kara Şövalye'nin dönüşü diyor. Güzel Türkçe, bak, zırhlı diyor. Armored Batman yani. Ben beğendim bu şeyi. Bu arada şurada falan işte küçük parçalar yazıyor. Uyarılar var. Serinin bu da buff, nasıl diyeyim? DC'de de buff mantığıyla oluyor işler. Burada da 6 part figür toplayınca sağda gördüğünüz Doomsday figürünü oluşturuyorsunuz. Bizde 1 numaralı Armored Batman var. Serinin diğer figürlerin isimleri yazıyor zaten. Yine aynı seriden Robin, Lex Luthor, Supergirl ve Mutant Leader ve kim bu? Doomed, Superman, lanetli diye çevirmişler. Falan filan. Burada da bakalım, bir şeyler yok. İşte rastgele şeyler yazıyor. Burada Mattel oyuncakçılığın hani getirdiğini falan anlıyoruz. Herhalde bu onların başarısı. Şurada da bir şey diyordu Türkçe. The New 52 Doomsday oluşturmak için 6 figürde koleksiyona ekle. New 52 Doomsday fena durmuyor gibi ama bakalım, daha kutu hiç açmadım. Kutunun altı şöyle. Fena değil hani kutu tasarımı ilk bakış olarak güzel. O zaman hadi içini açalım. Kutu açılımı zormuş bunun ya. Her yerine bant yapıştırmışlar. Kutunun arka planında şöyle bir arka plan çıktı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Bunun anlamı falan vardır illaki ama ben bilmiyorum. O kadar DC değilim. Şöyle bir şey çıkıyor. Hemen bunu da çıkartayım. Kutusu cidden zor açılıyormuş. Hemen buff parçalarımıza bakalım. Yani hani Doomsday böyle mi olur bilmiyorum ama pek hoşuma gitmedi benim ya. Hani kutunun arkasında daha şekil gözüküyordu ama belki toplayınca cidden güzel gözükecektir. Orasını bilemem. Onun dışında böyle bir kalitesizlik hissiyatı vermiyor ama kalitelilik hissiyatı da vermiyor. Yani arada kalmış bir şey. Bunu şöyle şuraya bir yere koyayım, kenara. Bir de bel kısmına gelelim. Yok, bel değil bu, ne bu? Alt gövde hani. Bu cidden kalitesiz bir his veriyor şimdi. Yalan yok. Klasik bir geçiş var. Bu ayakların girmesi için bir az bir mesafe bırakmışlar ama değişik. Marvel'a göre biraz farklı buff yapıları. 2015 figürüymüş bu arada. Şurada yazan yazıdan görebiliyoruz. Onun dışında figürden bu iki tane buff parçası çıkıyor. Hani toplamayacağım ama tabii ki. Bu seriyi toplamayı düşünmüyorum. Bir de figürümüzün yanında bir tane Batclaw muydu neydi bu? Öyle bir şey geliyor. Bu müthiş sahne vardı yani, şurada koyarım. O hani o silahı geliyor. Detaysız, basit yapmışlar. Olsun yani. Ama biraz yamuk bir de bendeki. Niye yamuk lan? Neyse, yamuk olsun. Geçtim. Şimdi asıl gelelim figürümüze. Baya güzel lan. Hani kutudan çıkınca daha da güzel oldu. Bu arada gittiğim yerde, aldığım yerde şu beyazlığı görüyor musunuz bak? Böyle olmayan bir tane vardı ama onun da buraları falan, boyaları çok kötü. Hani işçilik ve boya kalitesi açısından dikkat edin bunları alırken. Marvel'da o kadar hata olmuyor da bunda çok gördüm. Bütün figürlerde vardı. En iyisini bulmaya çalıştım aralarından. Bu arada hemen söyleyeyim. Eskişehir'e gitmiştim. Oradaki D&R'dan 70 TL'ye aldım kendisini. Uzun zamandır almak istiyordum. Fakat yakınımda hiçbir D&R'da olmadığı için alamamıştım.
öyle de bir fırsat olmuş oldu bana. Şöyle ben yüz detaylarıyla bir başlamak istiyorum. Figürün yüz detayları cidden iyi hani. Çok yakından baktığımız için belki şu an size kötü gözüküyor olabilir ama elinizde tutarken çok güzel bir hissiyatı var. Ve şunu net söyleyebilirim, şu pelerinin yapısı Marvel'a göre çok daha iyi. Hani Doctor Strange'de ben böyle bir pelerin görmek isterdim. Doctor Strange incelemesini izlemediyseniz izleyin. Oradaki pelerin çok katı ve hiç böyle esneklik, hareket şeyi kabiliyeti falan vermiyor figüre. Ama bununkini cidden beğendim. Şuralardan çıkıyor büyük ihtimal. Çok zorlamayalım, kırılmasın. Ama çıkma ihtimali var. Figür Armored Batman olduğu için çok bir eklem veya çok fazla bir çeşitlilik beklemiyordum. Fakat fena değil. Hani şu içi falan gözükmesi biraz amatörce gibi olmuş ama. Omuz eklemine bakalım. 360 derecede 360 derece dönüyor ama şu pelerinden geçerken hafif pelerine sürtüyor ama çok bir şey yok. Onun dışında şuradaki pazu eklemi yine aynı şekilde dönüyor. Tek noktadan, evet tek noktadan 30 derece falan katlanabilen bir dirsek eklemi var. Onun dışında yumruğu da bayağı bildiğiniz 360 derece dönüyor. Bel eklemine bakalım. Beli dönüyordur inşallah. Aa, beli dönmüyor. Multiverse'lerin zaten beli dönmüyor diye bir yerde okumuştum. Bir de harbiden beli dönmemesi kötü olmuş. Cidden dönmüyor mu ya? Vallahi dönmüyor arkadaşlar. Ben de ilk defa aldığım için sizinle beraber açtım kutuyu. Bacaklara geçelim. Bacakların ikisi farklı. Niye böyle? Poz açısından mı? Esneklik olarak mı? Bir anlamadım onu. O yüzden iki bacağı da ayrı ayrı bakalım. Şimdi kırmayayım diye de korkuyorum. Armored Batman olduğu için zaten bu kadar yukarı çıkabiliyor. Daha çıkmıyor. Onun dışında geriye de çok az gidebiliyor. Sol sağ ayağı. Bu da tek noktadan katlanabilen bir diz eklemi var. Ama yine gördüğünüz gibi çok kısıtlı. Bu kadar yani, daha yukarı gitmiyor. Bir de Armored Batman olmasının dezavantajları var tabii ki de. Şuradaki şu parça dönüyor. Hani çok dön... Ha, tamam, bu da 360 derece dönüyormuş. Bir de çok az bir şöyle bir bilek eklemi var. Ama şu benim esneklik, ayak esnekliği dediğim eklem yok bunda. Marvel'da çok iyi var o. İşe yarıyor. Burada farklı olduğu için buna da bir bakalım diyorum. Ha, bu daha ileri gitmiyor. Bu direkt takılıyor. Hani bu daha iyi o açıdan. Böyle olabiliyor. Geri gitmiyor. Bu çok kötü bir olmuş hani. Bu hatalı bir şey mi? Yoksa şurasının içine mi girmesi gerekiyor, onu çözemedim. Ha, büyük ihtimal burasının da burasının içine girmesi gerekiyor. Bak, alırken buna hiç dikkat etmedim. Hatalı bir figür herhalde benimki ama zorlayarak içine sokma deneyimlerine girebilirim. Onun dışında diğer eklemler aynı, evet. Bu elin yumruk değil, şöyle bir silahı tutmak için bir şu tutuşu var. Hemen silahı da alayım. Allah, nerede o? Şöyle bakalım nasıl takıyor. Ha, böyle mi? Ha, okey. Aa, değişik olmuş. Ben bunu takmayı deneyim. Herhalde böyle takılıyor. Pek emin değilim. Pek de zorlamak istemedim figürü ama takınca da şu yüz ifadesiyle ateş ederken şekil duruyor. Daha iyi pozlamalarla daha iyi şeyler yapabiliriz. Ben video çektiğim için şu an çok detaylara inmedim. Onun dışında bu kol da aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece burası silah tutma şeklinde. Pelerine gelelim. Ya da dur, figürün arkasına bir bakalım. Yani bu arada şu kemerin bakın boya hataları var biraz, görüyor musunuz? Oraları ben pek beğenmedim. Bu yine az olan versiyonu. Diğer kutularda daha çok vardı. Ayağın altı çok komik olmuş. Hani buralar dikendir ya, böyle dikenimsi. Onu çok güzel vermişler. Ve şurada bakın bir detay gördüm. Şu detaylar güzel. Şu nokta nokta. Hani ince detayları fena değil. Atlamamışlar. Şurada şunu çizgiler olsun. Bu arada şuradaki yapıyı acayip sevdim. Bakın içe göçüyor hafif. Hani armored kostüm olduğunu hissediyor. Sert değil ama yumuşamsı bir yapısı var. Bu da kostüm için çok güzel olmuş. Pelerindeki maddeyle aynı galiba bu plastik. Aa, pelerini bu arada çıkmıyor galiba. Şuraya girmiş. Figürün arkası şöyle. Arkadan da fena değil. Bu arada pelerin niye böyle ya? Şunu pek sevmedim ama hani olsun, pelerini çok sevdim ben. Yapısı çok güzel. Esneklik falan katabiliyor. Zorlasan şöyle bir
rüzgar efekti falan yapabilirsin. Böyle. Oo, çok güzel durdu lan. Hani DC koleksiyonu yapmıyorum ama arada böyle beğendiğim figürler olursa kaçırmamak da istiyorum. Onun dışında ben figürü beğendim. Hani 10 üzerinden 7 rahat veririm. Hani biraz daha boyamalarına dikkat edilseydi çok mükemmel bir figür olacaktı. Ama şunu net söyleyebilirim. Bayağı iyi yani. Batman koleksiyonu yapıyorsanız, yapmıyorsanız da alın. Çok güzel bir figür. Bu arada unutmadan şöyle hemen azıcık kamerayı Allah salladık. Kusura bakmayın. Figürün boyuna bir bakalım. 6-7 inç klasmanında ama şöyle bir yapalım. 16-17 santim şöyle gördüğünüz gibi dipten de yapalım. Allah gitti. Şöyle figürlerin düşmesine çok üzülüyorum. Evet, 16-17 santim. Şu an kamera biraz yukarıdan çektiği için eğimli gösteriyor size. Beğendim ben. Şöyle şu duruşu da nedense çok sevdim şu an. Kızgın böyle ağzını yüzüne kıracak bir Batman gibi bakıyor. Şöyle hafif şey yapalım. Bu arada şurada çok az bir şöyle esneme olduğunu da şimdi fark ettim. Evet, güzel bir Batman figürümüz oldu diyelim. Yanda kutuyu da görüyorsunuz. Hemen bunu şöyle yapayım. Heh. Seriyi toplamayacağım dedim. Hatta buff parçalarını gruplarda satışa bile çıkartabilirim bu videodan sonra. Çünkü toplamayı düşünmüyorum ama bu güzel gözüküyor. Hani serinin diğer figürleri hakkında şöyle ufak bir yorum yapayım. Şunu şöyle koyalım. Heh, daha iyi oldu. Bir numarayı aldık. Aynı seriden olduğu için ve Dark Knight serisini çoğu kişi gibi ben de sevdiğim için şu iki numarayı da almayı düşünüyorum. Yakın zamanda alabilir miyim bilmiyorum fakat şu çok hoşuma gitti. Bunu da yakından gördüm. Lex Luthor'u almayacağım. Supergirl çok gidip geldim ama beğenmedim. Bunu bilmiyorum zaten şu kim. Mutant lider de değil. Bunu da figürünü çok kötü yapmışlar. Şu resimdeki gibi değil. Bayağı kötü bir figür var. O yüzden bunu da almayacağım. Hani alırsam 2 alacağım ama ne zaman belli değil. 4'ü de çok çok küçük bir ihtimal alma ihtimalim var. Ama şu 4'e 70 lira vermem. Hatta buna da 70 lira vermem ama bilmiyorum. İkinci el satıyorsunuz yazın. Ama kutulu mutulu olacak böyle güzel. Bu arada kafa eklemlerine bakmadık. Kafası da böyle dönüyor. O kadar. Ha, azıcık yukarı ve aşağıda gitme eğilimi var. Ve evet, burayı soktum içine. Güzel. Tamam, şimdi daha oturaklı bir Batman oldu. Ses figürü nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Şöyle son kez bir figürü süzelim. Benim deyimimle şöyle ben de göstereyim. Hani ben beğendim cidden. DC'den beklemediğim şekilde güzel bir figür çıkmış. Videoyu beğenseniz like atmayı unutmayın diyorum. Devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Videonun başında reklamını yaptığım Spider-Man incelemesi de yakında gelir diye umut ediyorum. Bir sonraki figür incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sen bize yamuk mu yapıyorsun ne?